Merhaba değerli izleyiciler. Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalı için yaptığımız çekimlerde bugünkü misafirimiz Konya fotoğrafçılığının, Konya fotoğraf tarihini ve Konya konulu bir koleksiyonun da fotoğraf koleksiyonunda sahip olan değerli kardeşim Ahmet Kuş. Ahmet Kuş Konya'da hem fotoğraf sanatçısı olarak hem bir fotoğraf kitaplığı, ihtisas kitaplığı sahibi olarak bize bugün Türkiye'de fotoğrafın tarihiyle başlayarak ardından Konya'da fotoğrafın tarihi serüvenini anlatacağı bir konuşma yapacak. Ben de Ahmet kardeşime burada sorularımla eşlik edeceğim. Konya'da, tabii Konya fotoğrafçılık açısından Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri. Türkiye'de malum Osmanlı döneminde fotoğrafın girişiyle başlayan serüvende fotoğrafçılığın böyle bağımsız bir şekilde özellikle Müslümanlar tarafından belli bir zaman sonra yapıldığı yerlerden biri Konya. Evet, değerli Ahmet Kuş kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de bütün izleyicilerimize merhaba diyerek başlıyorum. Konya özeline geçmeden önce Türkiye'de fotoğrafçılığın tarihine dair bir kısa açıklamayla başlayalım. Konya, Türkiye'ye fotoğraf ne zaman, kimlerin eliyle ve kimler tarafından getirildi? Fotoğrafın dünyada icadı 1826 yılında. Yani bilinen belgelere ve elimizdeki kaynaklara göre 1826 yılında bir Fransız, Nipse diye bir şahıs fotoğrafı icat ediyor. Daha doğrusu bu çalışmadan önce farklı kişiler işte optik üzerine çalışıyor, kimyasallar üzerine çalışıyor. Yani birebir bunun geri planının olmadığını söylemek mümkün değil. Hatta ben size ilginç bir bilgi daha söyleyeyim. Bir Müslüman bilim adamı İbni Haysem, Büyük Selçuklu döneminde fotoğraf üzerine, daha doğrusu optik teknolojisi üzerine çalışmalar yapıyor ve oldukça da bu işi geliştiriyor. Aynı zamanda bir matematikçidir İbni Haysem. Bu Fransız 1826'da fotoğrafı keşfediyor, fotoğraf makinesini. Tabii bizim bildiğimiz anlamda değil bu makineler. Oldukça büyük, hacimli şeyler. Işık kaynağı da yok. Yani devasa makineler. Gün ışığından faydalanarak çekiyorlar ilk fotoğrafları. Ve ilk fotoğrafın pozlama süresi 8 saat. Evet. Yani 8 saat sizi ben çekecek olsam böyle titremeden durmanız gerekiyor İbrahim Bey. Böyle bir şey. Ve nasıl bir görüntü bu? Evinin penceresinden karşı taraftaki çatıdaki güvercin yuvasını çekiyor. Ve flu böyle belli belirsiz bir fotoğraf yani bu ilk çekilen fotoğraf. Osmanlı'da tabii bu anlamda çok şanslı. Yani Tanzimat'tan sonra zaten biz batılılaşma hamlesi başlayınca bazı icatlar daha da çabuk geliyor Osmanlı Devleti'ne. Fotoğraf da bunlardan biri. Tam 16 yıl sonra geliyor. Yani kısa bir süre sonra evet. İstanbul payitaht fotoğrafla tanışıyor. İlk fotoğrafhaneler açılmıyor ama oraya gelen gezginlerden bir tanesi yine o da bir ecnebi, gayrimüslim, Fransız ya da İtalyan, şimdi tam hatırlayamıyorum. 16 yıl sonra gezgin olarak geldiği İstanbul'u fotoğraflıyor. Yani anıtlarını, işte abidevi binalarını, işte oradaki boğazı, insanları, portreleri fotoğraflıyor ve onların bir bölümü günümüze ulaşıyor. Peki, yani 16 yıl sonra Osmanlı'ya, İstanbul'a fotoğraf gelmiş oluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda fotoğrafı çekilen ilk yer yani İstanbul mu? Şahıs fotoğrafları. Evet. Yani İstanbul, mekan olarak İstanbul ama tabii bundan öncesinde de yani 1800'lü yılların başından önce de İstanbul'a çok sayıda gezgin geliyor. Çok meraklılar. İşte evet. Oryantalist bunlar. Fransa'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, hatta çok uzak coğrafyalardan İstanbul'a geliyorlar ve İstanbul'un çizimlerini yapıyorlar. Gravürlerini, minyatürlerini, evet. işte resimlerini. Yani bu tür belgeler çoğaltıp
günümüze geliyor bu belgeler, kaynak olarak kullanıyoruz. Fotoğraflar da bunlardan bir tanesi. İstanbul'un tabii Osmanlı coğrafyasında ilk tanışan İstanbul diyebiliriz yani. Diyebiliriz o evet. noktada. Peki ilk fotoğraf haneler, yani gezginlerin gelip çektiği değil de ya da seyyahların değil de İstanbul'un yani Anadolu şeyde Osmanlı coğrafyasında herhalde ilk fotoğraf hanelerde İstanbul başkent olmasından hasebiyle İstanbul'da. Peki o hangi döneme dek geliyor? Yine bunun akabinde 15-20 yıl sonra yine 1830'lar 40'larda fotoğrafhaneler açılmaya başlıyor. Evet. İstanbul'daki bu fotoğrafhaneleri açan kişiler de yine İngiliz, Fransız, Alman gibi, İtalyan gibi yabancılar geliyorlar. Evet. O zaman uluslararası ticaret var yani. Evet. Bugünkü anlamda konuşacak olursak. Gelip daha çok Beyoğlu'nda, Pera'da fotoğrafhaneler açıyorlar. Ve halk olağanüstü ilgi gösteriyor. Aslında tasvir yasağı olmasına rağmen. Evet. Siz de biliyorsunuz. Resme karşı ilgisiz olan halk fotoğrafa nedense olağanüstü bir ilgi gösteriyor. Evet. Ve bu fotoğrafhaneler tahmin ettiğimizden de fazla ilgi görüyor. Evet. Daha sonra ikinci bir süreç başlıyor. Osmanlı vatandaşı gayrimüslimler, yani Rum ve Ermeni tebaa fotoğrafhaneler açmaya başlıyor ki biraz sonra anlatacağımız Konya'daki fotoğrafçılığın serüveni de aynı şekilde bir gayrimüslim vatandaşımız sayesinde başlıyor. O dönemin Osmanlı vatandaşı sayesinde başlıyor. Bu fotoğrafçılardan, yani İstanbul'da ilk başlayanlardan önemli isimler var. Evet. Cargo Polo en önemlilerinden bir tanesi bu. Sabah, Abdullah Biraderler. Bunlar evet. yani fotoğraf tarihine geçen isimler. Peki bizim Türk fotoğrafçılardan kimler vardı? Türklerden de ilk olarak askerler ilgi duyuyor bu işe. Evet. Neden? Çünkü askeri okulda Abdülaziz döneminde, Sultan Abdülaziz döneminde fotoğrafçılık ders olarak konuluyor. Ve ondan sonra da zaten askeri okullarda fotoğrafçılık sürekli bir ders olarak yer alıyor. Bunun sonucu tabii ilk fotoğrafçılarımızın asker olduğunu söyleyebiliriz elimizdeki kaynaklara göre. İstanbul'daki diğer bir gelişme de bu fotoğrafhanelere devlet sahip çıkıyor. Bir de evet. sultan düzeyinde yani. Evet. Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülmecit ve 2. Abdülhamit Han dönemlerinde fotoğrafçılar sahipleniyor. Hatta teşvik ediliyor. Onlara bir de ünvan veriliyor. Yani saray nişan fotoğrafçısı veriliyor. Gibi ünvan veriliyor, nişan evet. veriliyor. Ve o nişanı taşıyorlar. Yani böyle de bir durum var. Hatta Osmanlı Hanedanı'nın fotoğraflarını da çekiyorlar. Evet. İsterseniz Abdülhamit dönemini devam edelim mi? Yani, sonra bir soru olarak gelir mi? Şöyle, anladığım kadarıyla tabii Abdülaziz, Abdülmecit'le beraber ama bu işin zirvesi herhalde 2. Abdülhamit Han'ın bütün Anadolu'yu, hatta bütün Anadolu değil, bütün Osmanlı coğrafyasını fotoğraflatma arzusu var ve onun bir çok ciddi manada herhalde bir eşik olduğunu, Anadolu coğrafyasının da diğer işte Balkan coğrafyasının bugün sanki uzak bir yermiş gibi bahsettiğimiz aslında Halep'in, efendim Şam'ın da işte Filistin'in de Osmanlı toprağı olduğu dönemde bu büyük geniş coğrafyayı Arabistan coğrafyası da dahil şey yaptığını biliyoruz. Yani fotoğraflattığını biliyoruz. Bu çalışmaları daha sonradan bir albüm ya da bir koleksiyon haline mi getiriyorlar? Şimdi Sultan 2. Abdülhamit Han, cennet mekan, Allah rahmet eylesin, çok önemli bir şahsiyet Türk tarihinde. Neden önemli? Yani hem devlet yönetiyor, hem çok vizyon sahibi biri. Fotoğrafa da böyle yaklaşıyor. Yani fotoğrafı bir belge olarak görüyor, bir sanat olarak görüyor ve bunun Osmanlı coğrafyasında gelişmesini istiyor, arzu ediyor ve buna yönelik işte bazı fotoğraf sanatçılarını görevlendiriyor, bizzat davet ediyor ve bunlara görev veriyor. Diyor ki işte Trablus'u, işte Şam'ı, Halep'i sen çekeceksin. Bunlardan bir tanesi Berggren mesela ki evet. Berggren de İstanbul fotoğraf tarihi açısından son derece önemli bir gayrimüslim bu. Hatta Konya'ya da geliyor Berggren.
İşte yine hatırladığım isimlerden bu dönemde görevlendiren Lazario var. Evet. Lazario ki Konya'nın en önemli fotoğraflarını, en güzel fotoğraflarını çeken fotoğrafçılardan bir tanesi. Bu da İtalyan, Lazario da İtalyan. Sultan bunları aynı zamanda bir yani ülke üzerinde neler oluyor, kimler yaşıyor, şahıs fotoğrafları çektiriyor, mahkumların fotoğraflarını çektiriyor. İşte onun döneminde yapılan binaların, okulların, hastanelerin, imar faaliyetlerinin, sokakların, yani düşünebiliyor musunuz? Çağın teknolojisiyle işte coğrafya üzerinde, Osmanlı coğrafyası, geniş coğrafya üzerinde neler oluyor, kimler yaşıyor, memleket ne durumda? Onun tespitini yapıyor. Evet. Ve bu çekilen fotoğraflar arşivleniyor İbrahim Bey. Arşivleniyor. Bugün günümüze ulaştı. Bunlar İrsika'da değerlendiriliyor. Albümler halinde. Çok güzel ciltleri var. Ve harika fotoğraflar. Yani bazıları flu olsa da o günün tekniğine göre son derece güzel. Çünkü tespit edilen, görevlendirilen fotoğraf sanatçıları dünya çapında isimler yani. Evet. Onu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu albümlerin bir kısmı Amerika'ya da hediye ediliyor. Bu da enteresan bir bilgi. Ve hala Kongre Kütüphanesi'nde bu albümlerden var. II. Abdülhamit dönemi albümlerinden. Buradan müjde babında bir anekdot da söyleyelim. Bu albümlerin Konya ile ilgili olan bölümünü, fotoğrafları Konya Büyükşehir Belediyesi kitap olarak da yayınlayacak. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Evet. Peki Konya'ya fotoğrafın gelişi herhalde İstanbul'la çok şey değil. Peki iki şey sorayım burada Üstad. Bir, Konya'nın en eski fotoğrafları hangi tarihlerde ve ardından Konya'da ilk işte fotoğrafhaneler, Konya'da ilk fotoğrafçılar ne zaman yaşamış, ne zaman ortaya çıkmışlar? Konya'nın bilinen en eski fotoğrafıyla başlayarak o serüveni kısaca bir... Öncelikle Konya'nın en eski tespit edebildiğimiz, tarihini bilebildiğimiz belgelere dayanarak o fotoğraflardan ben bahsedeyim size. Bu açıdan Konya şanslı. 1881 tarihli. Evet. Yani bizim bildiğimiz Konya'nın manzaraları, abideleriyle ilgili fotoğraflar Haynes diye birisi, John evet, Haynes diye John birisi Haynes. Geliyor Konya'ya. Tabii bu sadece şeye gelmiyor. Konya'ya gelmiyor. Osmanlı coğrafyasının çok farklı şehirlerini dolaşıyor. Konya da bunlardan bir tanesi. Haynes arkeoloji fotoğrafçısı. Aynı zamanda İstanbul'daki Robert Koleji'nde de yönetici. Evet. Amerikalı. İlginç bir şahıs. Yani oryantalistlerden. Gezgin de diyebiliriz. Enteresan, çok güzel fotoğraflar çekiyor. Hatta bu 1881-84 tarihli iki kere geliyor Haynes Konya'ya. Fotoğraflardan en ilginç olanlarından, benim aklımda kalanlarından bir tanesi Zindan Kale'nin Ahmet Ekin evet. fotoğrafı. Yıkılmadan önceki ve çok güzel. Ve tamamen yani burçları, yapıyı, işte Zindan Kale'yi, Ahmet Ekin'i görebildiğimiz Selçuklu dönemi yapısıdır. Evet. Siz bilirsiniz bunu. Yani o bizim için büyük bir şans. Sadece bu değil tabii. Haynes'in çektiği çok kıymetli fotoğraflar var. Mesela ince minareli medresenin yıkılmadan önceki, minaresinin Minarenin, yıkılmadan evet. önceki fotoğrafı ki onun geri planında da yine Ahmet Ek gözükür. Ahmet Ek neden önemli? Ahmet Ek bildiğiniz gibi Selçuklu döneminde dış kaleden önce yapılmıştı. Evet. Yani iç kaleyi korumak için Ahmet Ek yapılıyor. Zindan olarak da kullanılıyor. Hatta hazine burada saklanıyor. Evet. İşte silahlar, muhafızlar, yani bildiğiniz küçük bir Selçuklu kalesiydi ki Haynes bunları bize hediye ediyor. Evet. Yani böyle bir biz durumu var. Sorunuzun ikinci bölümüne isterseniz devam edeyim ben. Şimdi Konya böyle 1881'li yıllarda fotoğrafla tanıştı ya, belki daha öncesi de var. Yani bunu bilmiyoruz, şimdilik bilmiyoruz. Evet. Belki gezginler geldi, yine daha önceki tarihlerde de Konya'yı fotoğraflandırdılar. İlk fotoğrafhane Bağdat Demiryolu'nun, yine Sultan Abdülhamit tarafından, 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan demiryolunun Konya'ya ulaşmasıyla birlikte, yani Konya'da ilginç gelişmeler oluyor. Yani 1895. 1895'te evet. Konya'ya ulaşıyor. Zaten kısa bir süre sonra da tren İstanbul-Konya arasında
gidip gelmeye, çalışmaya daha doğrusu başlayan. Bağdat'a kadar da gidiyor o günün şartlarında. Çünkü Bağdat da bizim bir vilayetimiz o dönemde. Evet. Haliyle trenin gelmesiyle birlikte ulaşım sorunu çözülünce Konya sosyal yönden, iktisadi yönden, ticari yönden müthiş bir ivme kaydediyor. Yani Konya tarihi açısından bence son işte 20. yüzyılın en ilginç olayı, daha doğrusu kilometre taşlarından biri trenin Konya'ya gelmesidir. Evet. Tabii trenle birlikte gelen icatlardan, yeniliklerden bir tanesi de fotoğraf. Ya en azından elimizdeki bilgilere göre biz o tarihte Garabet Solakyan, Kirkor Solakyan adlı bir gayrimüslim tebaadan bir şahsın Konya'da fotoğrafhane açtığını biliyoruz. Bu fotoğrafhane neredeydi? Günümüzde tam tarif edecek olursak Çifte Merdiven Mahallesi diyebiliriz. Hatta tam tarif verirsek Masar Babalık Sokağı. Bu Masar Babalık Sokağı nerede peki? Gazi Mustafa Kemal İlkokulu var. Evet. Hemen onun yan tarafında bugün de aynı dokuyu koruyor ama binalar değişti. Evet. Neden orada açtı peki? Ermeni tebaa o bölgede yaşıyordu Konya'da. Evet. Ve Solakyan'da bir Ermeniydi. Dolayısıyla ilk fotoğrafhane de üst katlarda, teraslarda yer alırdı. Bunun sebebi de sözlerimizin başında belirttiğimiz gibi ışık kaynağı yok, elektrik yok. Yani olsa bile güçsüz zaten. Yani yetmez o pozlama için. Dolayısıyla gün ışığının alması lazım. Binaların üst katlarında yer alıyor. Ve Konya'nın ilk fotoğrafhanesi de, Solakyan fotoğrafhanesi de orada Masar Babalık Sokağı'nda açıldı. Konyalılar buna çok ilgi gösterdi. Bunu nereden biliyoruz? Günümüze ulaşan fotoğraflar var. Solakyan'ı çektiği kartpostallar var. Yine şahıs fotoğrafları, portreler, aile fotoğrafları. Ki bu stüdyoda kullanılan cihazlar da son derece moderndi. Evet. Bu stüdyodan sonra tabii 1916 yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Solakyan hakkında pek bilgimiz yok. Çok yani kısıtlı bilgiye sahibiz. Foto Hasan Behçet Kalfası Solakyan'ın. Evet. Bir de Agop Efendi var. Bunlar ikisi kalfalığını yapıyorlar. Ama Hasan Behçet'e geçiyor. Solakyan tabi akıbeti ne oldu? Tehcirden sonra gitti mi? İstanbul'a mı gitti? Bunlar bizim için şu anda muamma. Bilemiyoruz. Ama bilinen bir şey var ki Konya'nın ilk fotoğrafhanesini açan şahıs. Foto Hasan Behçet dönemi enteresan. Anadolu'daki ilk Türk fotoğrafçılarından diyebiliriz biz bunu. Evet. Hani ilk fotoğrafçı diyenler de var da ben temkinli yaklaşıyorum. 1916 ama. Evet. 16'da. Ama tabii stüdyoyu açması biraz gecikiyor. Neden ara veriyorlar? Malum kritik yıllar. Savaş yılları. Savaş yılları, ekonomik, iktisadi sıkıntıların, halkın sıkıntılı olduğu dönemler. Dolayısıyla bu stüdyo epeyce bir süre çalışıyor. Hasan Behçet çalıştırıyor. Kendisi Ermeneklidir. O zaman Ermenek de Konya'ya bağlı tabii. Hasan Behçet'ten sonra o vefat edince üçüncü kuşak, yani Türklerden ikinci kuşak, stüdyonun üçüncü kuşağı diyebiliriz, başlıyor yeniden. Turan Aksoy ve Yılmaz Oğul'un babası fotoğrafhaneyi devralıyor. Ahmet Oğul. O bir süre işletiyor. Ondan sonra Yılmaz Oğul'a geçiyor. Yani kuşaktan kuşağa devroluyor ve bu arada fotoğrafhane İplikçi Camii'nin batı tarafına taşınıyor. Ve Foto Hasan Behçet bu binayı o dönemde yapılıyor. Bir stüdyo olarak yaptırıyor. Bu binada günümüze ulaşmıyor. İşte o bölgede yapılan imar çalışmaları ve düzenleme çalışmaları, daha doğrusu o katlı otopark yapılırken kamulaştırılıyor ve yıkılıyor. Enteresan bir bina. Ben o binayı çok iyi biliyorum. Hani meslekten fotoğrafçı olduğum için içerisinde biliyorum. Çok güzel. Yani tam bir fotoğrafhane. Yılmaz Oğul da orada uzun süre çalışıyor. Daha evet. Sonra stüdyoyu maliye bölgesine taşıyor. Adalhan dediğimiz bölgeye taşıyor ve bir süre sonra da malum sebeplerden dolayı faaliyetine son veriyor. Teknolojiye yenik düşüyor tabiriz. Peki şöyle diyelim usta, şimdi stüdyoların dışında özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında
İtalyan bir subayın çektiği çok değerli Konya fotoğrafları var. İtalyanlar tabii burada işgal sırasında çektikleri var. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı döneminde tabii Konya çok ciddi bir şehir. Kurtuluş Savaşı'nın lojistik merkezi, Kurtuluş Savaşı'nın arkasına duran, sırtını dayadığı bir şehir. O dönemde bu gazeteler için fotoğraf çeken muhabirlerden falan söz edilir. Sonra 1930'larda Mevlana Türbesi'nin fotoğraflarını çeken değişik fotoğrafçılardan söz edilir. Bunlar fotoğrafhanesi olmayan ama herhalde bağımsız fotoğraf çektiren insanlar mı? Ya da bunların tam olarak o dönemde oynadığı rol nedir? Şimdi bu süreci devam ettirirsek ben yine sorunuza orada cevap vermeye çalışacağım. Haliyle bu ilgi tek fotoğrafhaneyle kalmıyor. Evet. Yeni fotoğrafhaneler açılıyor. Yani İstanbul'da olduğu gibi Konya'da da fotoğrafa müthiş bir ilgi var. Evet. Hatta bazı fotoğrafçılar makine büyük olmasına rağmen at arabasına, faytona ya da yaylı arabaya atıp makineyi köy köy dolaşıyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Ve insanlar sıraya giriyor yani. İnanılmaz bir ilgi var, alaka var. Mehtap Fotoğrafhanesi bunlardan bir tanesi. Evet. Foto Hamit, evet. Foto Supi, Foto Ektem. Yani bunlar Türk fotoğrafçılar. Ve ilginç bir bilgi daha söyleyeyim İbrahim Bey size. Konya'daki fotoğrafçıların çoğu kunduracıdır. Kunduracılık mesleğinden fotoğrafçılığa geçmişler. Evet. Ve fotoğrafçılık merkezi de tabii şehirde yer değiştiriyor. Evet. Postanenin arkası diye bir tanımlama vardır. Evet, kavram vardır. Bir süre sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında postanenin arkasında fotoğrafçılar yoğunlaşmaya başlıyor. Fotoğrafhaneler açılıyor ki tabii talep var. Talep olunca haliyle yeni yeni kalfalar yetişiyor, yeni ustalar yetişiyor. Bu arada Fotosupi'yi unutmayalım. O da çok önemli bir Konya'nın fotoğrafhanelerinden bir tanesi. Türk fotoğrafçılar bu işte başarılı olmaya başlıyor. Yine bu saydığım aileler, Fotosağlığı da unutmayalım, onlardan bir tanesi. Ciddi bir bilgi birikimi oluşuyor. Sürekli teknolojiyi takip ediyorlar. Bunun haricinde sizin bahsettiğiniz gibi bir de böyle bağımsız fotoğrafçılar var. Mesela evet. Serhat Akkartal. Evet. Çok kayda değer bu bir aklıma son. Gelenlerden bir tanesi. Yine Eşref Balım. Evet. Bu da öyle. Yani bir yerde memur ya da müzede çalışıyor. Yani hobi olarak bu işi devam ettiriyor. Burada bir kurumdan daha bahsetmemiz gerekiyor. Daha doğrusu fotoğrafın sanat yönünün gelişmesi halk evlerine, halk evet. evlerinin faal olduğu dönemlere rastlıyor ki o dönemde halk evleri işte resim gibi, müzik gibi, musiki gibi, tiyatro gibi, gazetecilik gibi, edebiyat gibi fotoğrafa da ayrı bir kol faaliyeti devam ettiriyorlar ki Türkiye'nin ilk fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf dernekleri yine halk evleri döneminde açılıyor ve yetişiyor. O dönemdeki bunlar da çoğunluğu ressam. Ressamlar niye ilgi gösteriyor bu işe? Çünkü yani aşağı yukarı kompozisyon kuralları, işte renk bilgisi hep birbirine benzeşiyor. Ondan dolayı ressamlar fotoğrafa da ilgi göstermeye başlıyor. Bir de pratik. Yani fotoğrafı çekiyorsunuz, belirli bir süre sonra siyah beyaz banyo zaten malumunuz son derece basit. Hemen karanlık odada fotoğrafı basabiliyorsunuz yani o evet. kadar kolay. Bunun yanı sıra fotoğrafın sanat olarak da gelişmesi tabii yeni yeni makineler üretiliyor, boyutları küçülüyor. Yani fotoğraf halkın arasına karışmaya başlıyor. Tabii belli bir süre sonra renkli teknoloji geliştiriliyor. Tabii yıllar sonra geliyor bizim ülkemize. Ama bir süre sonra Türkiye bu alandaki yani fotoğrafçılık alanındaki gelişmeleri çok hızlı bir şekilde takip edebiliyor. İşte yani o 80'li yıllardan tabii sonra. Renkli fotoğraf aslında tabii bize 1980'lerde ancak ulaşabiliyor. Evet. Yani bir de çok tabii çok pahalı. O dönemde işte ilk dönemde cam negatif kullanılıyor tabii, malum. Cam negatif. Ardından işte normal negatif. Ardından dia. Tabii dia biz kullandık yani biz o nesildeniz. Yani. Diyadan sonra da işte en nihayetinde dijitale
geçiliyor. Peki Konya'da yani bu 1980'lerde renkli fotoğrafın yaygınlaşması artı fotoğraf makinelerinin yaygınlaşması herhalde fotoğrafhanelerin birer fotoğrafçıya dönüşmesine ya da stüdyo yani sizin çektiğiniz fotoğrafın efendim banyosunu yapıp size vermeye çünkü ya da vesikalık çekmeye evriliyor. Yani 1980'lerden sonra herhalde o eski klasik fotoğrafhaneler biraz daha işlevini yitiriyor. Şimdi sürekli gelişim içerisinde fotoğrafhaneler yani hep kendini geliştiriyor. Şimdi ilk siyah beyazla başlıyor tabii. Fotoğrafın banyosu, karta basılması uzunca bir süreç. İşte bu arada bu bölüme geçmeden önce ben hatırıma gelen bir fotoğrafçılığı da nakletmek istiyorum ki Konya fotoğraf tarihi açısından alüminit fotoğrafçılık çok önemli. Evet. Evet. Alüminit fotoğrafçılık neydi? Belki yaşı müsait olan izleyicilerimiz hatırlar. Şimdi üç ayaklı bir makina, ahşaptan yapılmış bir kutu, evet. Üzerinde siyah bir perde ve karşıda bir duvar. O duvarda da bir renkli böyle kuşlu ya da süslenmiş bir Konya hatırası yazan evet. O tür bir fon bulunuyor. Fonun önüne oturtuyorsunuz çekeceğiniz şahsı. Ondan sonra makinenin altına kafanıza o siyah örtüyü ve makineyi kapatacak şekilde alıyorsunuz ki hiç ışık almasın. Orada pozlandırıyorsunuz kapağını açıp ondan sonra bir süre sonra o sabit duruyor çektiğiniz şahıs. Siz fotoğrafı pozlayıp ondan sonra orada banyosunu yapıp aynı şekilde o kutu içerisinde bekle diyorsunuz. Bir süre kurutuyorsunuz ondan sonra ilgili kişiye kesip veriyorsunuz. Bu nerede yapılıyordu Konya'da? Yine postanenin arkasında orada Hacı Hasan Camii'nin evet. Duvarında ve orada bir dut ağacı var halen ayakta. Şadırvanın hemen yanında caminin kuzey tarafında. O dut halen ayakta. O dut ağacının kenarında kulübeler vardı. Ben onu hatırlıyorum. Ve o kulübelerin kenarında belli bir süre sonra ayakkabı boyacıları da evet, onu Nostralarda vardı. Ben hatırlıyorum onu. O iç taraflarda da sanki bir pasaj gibi böyle yüz süvarla evet. Küçük kulübelerde bu alüminit fotoğrafçıların kulübeleri vardı. Evet. Orada belki otururlardı, işlem yaparlardı ama makinaları hep şeyde dururdu. Konya caminin kenarında. Konya hatırası. Bunu ben hatırlıyorum yani çocukluğumda. Hatta ilkokul fotoğrafım da benim alüminittür. Evet. Konuyu dağıtmadan isterseniz sorunuza geçeyim ben stüdyolarla alakalı. Şeye bunun araya gireyim şimdi de hani Mevlana Meydanı'nda Konya şeyi var ya. Evet. Demek ki yani şekil değiştiriyor ama insanların hep gittikleri şehirden bir fotoğraf çektirip hatıra. Başka insanlara gösterme, o hatırayı yaşatma hevesi. İşte bir zamanlar Konya hatırası diye bir siyah bez, işte dut ağacı. Aynen. Şimdi de yani işte bir şeyle başladı yanlış hatırlamıyorsam. I Love You Amsterdam'la hani başlayan bir süreç. Demek ki temelinde aslında yeni bir şey değil. Sadece formülize ve modernize edilmiş hali. Evet. Yani kaldığımız şimdi, yerden. Tabii fotoğrafhane diyoruz konuşmamızın başından beri. Tabii bu evrim, bu değişiklik, bu değişkenlik isimlerine de yansıyor. Evet. İşte mesela diyelim ki Aqua Color. Evet. Fotoğrafhanenin adı. Evet. Ya da bilmem ne fotoğrafçısı gibi evet. Böyle işte stüdyosu gibi yabancı dilden geçen kelimelerle anılmaya başlıyor ki. Haliyle 1980'lerden sonra renkli teknoloji, yeni baskı makinaları, işte banyosunu kendi yapabilen makinalar, yani karanlık odaya girmeden evet. Filmi yıkayabiliyorsunuz. Kimyasalları makinenin içerisine koyuyorsunuz. Yani müthiş bir kolaylık. Olağanüstü bir kolaylık. Yani, çağ atladı yani. Yani bir fotoğrafta devrim diyebiliriz biz buna. Bir de kısa sürede alabiliyorsunuz yani. Oturup 15-20 dakika sonra bu makinalardan fotoğraflarınız basılmış ve kesilmiş halde size teslim ediliyor ki fotoğrafın ilk yıllarında yani siyah beyaz baskı yapılırken karanlık odada basılıyor, örnek baskılar yapılıyor ve fotoğraf ebatları da değişiyor bu arada tabii stüdyolar evet. Gibi. 9-13 çok yaygınken 9x13 santimetre ondan sonra 10-15 oluyor. Evet. 13-18 oluyor ve 10-15
10 çarpı 15 milim, santimetre. Epeyce bir yani fotoğraf baskı ebadı olarak kullanılıyor. Stüdyoların içi değişiyor. Daha stüdyolar ferah, böyle fotoğrafhaneler, işte gelişmiş flaşlar, para flaşlar ve güzel dekorlar. Bir süre sonra zaten dijital çıkınca olay daha da değişiyor. Ve dijitalin çıkmasıyla birlikte stüdyonun da önemi kalmıyor. Çünkü her şey bilgisayarda fotoğraf işleme programlarıyla yapılıyor. Yani neredeyse sizin yüzünüzü, işte fonunuzu, gömleğinizin rengini, işte tişörtünüzün rengini değiştirebilecek teknoloji bilgisayarla birlikte gündemimize geliyor. Yani adam ya da insanın net bir fotoğrafını çekince geri kalan her şey, evet, halledilebiliyor. Peki Konya fotoğrafçılık tarihi çalışmaları yapan mesela aklıma gelen insanlar, işte Haşim Karpuz Hoca, siz çalıştınız. Sefa Odabaşı'nın böyle bir kayda değer şeyi oldu. Bu tür kimler çalışmış? Yani Haşim Hoca kitap olarak yayınladı, evet, diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi Konya bu açıdan da gerçekten şanslı bir şehir. Ben bunu rahmetli Sefa Odabaşı'yla başlatıyorum. Kuşkusuz daha öncesi var. Fotoğraf biriktiren kurumlar var. Onlardan da ben bahsedeyim ama önce şahıslardan bahsedeyim. Allah rahmet eylesin Sefa Odabaşı. Fotoğrafa değer veren, Konya fotoğrafı biriktiren, satın alan, bir fotoğraf görse bile onun peşine düşen, en azından onun kopyasını alan, bu işi takip eden en önemli kişilerden biriydi. Haşim Karpuz Hoca da profesör, sanat tarihçi. Sefa abiyle sık görüşürlerdi. Onun da böyle fotoğrafa, işte çekim noktasında olsun, arşivleme noktasında olsun ilgisi vardı. Ve bunu Haşim Hoca bir fotoğraf, Konya Fotoğraf Tarihi yazarak taşlandırdı. Evet. Yani bu bilgilerini. Yine bunun haricinde ben Hasan Çopur'dan bahsetmek istiyorum. Allah sağlık versin. Hasan amca bu işe gerçekten gönül veren, yani dediğim gibi aynı Sefa abi gibi, Sefa Odabaşı gibi Hasan Çopur da Konya fotoğraflarını üstelik şimdi internetten, müzayededen satın alıp, evet, halen bu arşiv şehrimizdedir. Sefa Odabaşı'nın arşivi ne yazık ki Konya'da değil şu anda, İstanbul'da. Ama ben onun burada kalmasını çok arzu ederdim, isterdim. Kısmet olmadı, Konya'da kalmadı ama tabii İstanbul'da Türkiye'nin bir şehri. Orada olması da, orada olduğunu bilmemiz de önemli. Ki ondan önce Hasan Behçet'in arşivi, dolayısıyla Solakya'nın arşivi parça parça yani başka yerlere satıldı. Bunun bir sebeplerinden bir tanesi de hani bahsetmiş olduğum iktisadi sıkıntı 1916, evet, yıllarında. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Camlar üzerine çekiliyor, ince camlar üzerine. Hastanelerde lamp bulamıyorlar yani şey için, mikroskop için. O amaçla İstanbul'daki bir hastaneye satılıyor. Maalesef. Tabii bilinçsiz bir şey bu ya. Ama yani insan bunu duyunca üzülüyor. Bilinçsiz bir şey. Onlar siliniyor ve lam ve lamel olarak kullanılıyor. Maalesef. Böyle de bir durum var. Yine kurumlardan bahsedecek olursak SÜSAM, Selçuklu Araştırmalar Merkezi, bu anlamda yani fotoğraf tarihçiliği açısından Konya'da kilometre taşlarından bir tanesi. Çok önceden arşivlemeye başlamışlar Konya fotoğraflarını. Yine Koyunoğlu Müzesi'nde birçok Selçuk Esin fotoğrafları mesela oradadır. Aklıma gelenlerden. Koyunoğlu'nun kendi arşivi oradadır. Büyükşehir Belediyesi, Koyunoğlu Müzesi. Evet. Yine bunun yanı sıra münferit biriktiren, dijital kopyalarını toplayan, ismi aklıma gelmeyen isimler var. Bu arada Cahit Sağlık, Mehmet Ektem. Bunlar ikinci, üçüncü kuşak. Evet. Yani bu ailelerin, fotoğrafhanelerin ikinci, üçüncü kuşağı. Camları muhafaza etmişler, günümüze ulaşmasını sağlamışlar. Bu arada Mevlana Müzesi'nde yine çok güzel camlar var. Evet, gazetelerin bazılarında vardı Yeni Konya'da, Yeni Meram'da. Ama bunlar ne yazık ki ne durumda, ulaştı mı, ulaşmadı mı? Yani bunlar açıkçası net değil yani bizim, evet, açımızdan. Bir de iyiliği, yani şu anda yaşadığımız dönemde bunların dijital kopyalarının alınmış olması son derece önemli. Çünkü
çok sayıda farklı arşivde yer alıyor ve istediğiniz zaman bilgisayardan bunları kullanıma açabiliyorsunuz. Evet. Zannedersem Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi 1994 ya da 95'te eski Konya fotoğraflarından bir Haşim Karpuz Hoca'nın, evet, Ahmet Köseoğlu, bir kişi Ahmet Efe miydi? Bilal Söğüt diye hatırlıyorum ben. Yani evet, yani ismi yanlış hatırlayabilirim. Onlar bir albüm yaptı. Ardından 2006 ya da 7'de Bir Zamanlar Konya, İl Kültür Müdürlüğü, evet, eski Konya fotoğraflarından çok ciddi bir albüm yaptı. Konuşmanızın başında da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Yıldız Arşivi ve İrsika Arşivi'nden yeni bir baskı aşamasında olduğunu söyledik. Evet, yani Konya'da fotoğraf herhalde üniversitenin iletişim fakültesinin kurulmasıyla, güzel sanatların şey yapılmasıyla da biraz daha entelektüel yönü olan ve hani öğrencilerin de herhalde iletişim fakültelerinde bu dersi güzel sanatlarda görmesiyle de biraz daha yaygınlaştı. Ama dijital çıktıktan sonra herhalde fotoğraf çok kolay ulaşılabilir, çok kolay üretilebilir bir hal aldı. Fakat burada en son olarak onu soracağım. Kalite düştü deniyor. Yani şimdi ben açıkçası bu konuda biraz iyimserim. Evet. Yani fotoğraf makinelerinin, dijital teknolojinin gelişmesi beni korkutmuştu ilk başta. Evet. Yani soğuk da durdum. Geçenlerden biriyim dijitale. Ama büyük kolaylık. Yani özellikle bu genç, yeni yetişen nesil arasında çok kaliteli fotoğrafçılar var. Yani fotoğraf kalitesi düştü mü? Bu ayrı bir şey ama sadece fotoğrafı çekmek yetmiyor günümüzde. Evet. Dijital bilgisayarda işleme programlarını iyi bilmeniz gerekiyor. Yani benim gibi az biliyorsanız fotoğrafınız ona göre biraz daha az kaliteli oluyor. Ya da iyi biliyorsanız siz işleyip son derece güzel farklı bir fotoğraf çıkarabiliyorsunuz ki müdahale az olmalı benim şahsi görüşüm. Neden? Çünkü fotoğraf belge özelliği olan bir şey. Yani özellikle mimari fotoğraf çekiyorsanız, şehir fotoğrafı çekiyorsanız, abide fotoğrafı çekiyorsanız, yani sizin orada yapacağınız bir düzeltme, müdahale, yani kontrastlık haricinde, netlik haricinde yapabileceğiniz bir müdahale, bence onun belge olma özelliğini yitirmesine yol açar. Evet. Şimdi üniversitelerin açılması, üniversitede iletişim fakültelerinin kurulması, tabii fotoğrafın literatür olarak da gündeme gelmesi, işte teorisinin işte ders olarak görülmesi olumlu yönde yansıdı. Yani evet. Tabii bu işin bir bilimsel yönü oluştu. İşte bununla bilimsel olarak ulaşan öğretim görevlileri, öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri haliyle olumlu olarak yansıdı fotoğraf tarihine Konya'nın. Evet. Üstad çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Konya Fotoğraf tarihini bilen, okuyan, bununla ilgili bir ihtisas, Konya kitapları, ihtisas kütübü bölümü olan insanlardan birisiniz. Bir de tabii Sefa amcayı, Haşim hocayı, diğer değerli büyüklerimizi de birebir tanıma şansınız oldu. Bizim de oldu. Kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Yalçın Dikiltaş'ı da hayırla yad edelim çünkü o vesile Allah olmuştur. Rahmet eylesin. Konya'da fotoğrafı konuştuk. Umarım izleyicilerimiz, ben çok keyif aldım. Şöyle yeniden bir tekrar bilgilerimiz tazelendi. Ufkumuz yeniden bir genişledi. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.